Ne oldu kurban? Kıpırdama lan. Kıpırdama. Dön. Dön arkana. Sakin ol. Sakın yaklaşmayın. Yoksa bitiririm işini. Ona göre. Sakin ol. Yanlış bir şey yapma. Sakın kıpırdamayın. Baran. Silahlarınıza davranacak olursanız vururum size. Daha hızlı, daha hızlı. Hadi, hadi. Size zarar vermeyeceğiz. Atın silahlarınızı. Atın! Yeter ki atın silahlarınızı. Hadi. Atın! Hadi, atın. Kuleyem, kuleyem. Hadi. Çabuk et. Atın et. Hadi kule, hadi kule. Kelepçelerin anahtarlarını ver. Anahtarları ver. Hadi, çabuk. Aç, aç kelepçeyi. Hadi. Niyetimiz köprüde gir. Hadi. Hepsini öldürün. Acımayın şerefsizlere. Hiçbirini sağ bırakmayın. Ne oluyor lan? Baran! Kaç kule! Yatın yere, yatın! Koş! Geç şöyle! Baran! Hay başını güle! Sen Kuleyel mağaraya git. Ben de git bakayım hele. Ortalık ne alemdedir. Çivan. He? Gitme. Vallahi vururlar seni. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Olacaksa da zaten olsun. Ben zaten fazla bile yaşadım. Polisler gelmeseydi şerefsizler oklayacaktı bizi. Ya hadi. Hadi gidelim. Ben gelirim birazdan. Hadi. Hadi. Bana. Tarık. Ambulans! Ambulans!
Kırklareli'den. 15 merkez, 45 merkez, kaymakam vuruldu. Acil ambulans gönderin. Alo? Şule, nasılsın? Ben iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Yiğit'i soracaktım. Nasıl? Beni özlüyor mu? Onu çok sevdiğimi söyle. Şule Çakır, ziyaretçim var. Geliyorum. Dilan, şimdi gitmek zorundayım. Oğlum sana emanet. Yiğit'e iyi bak. Hiç merak etme Şule'cim. Yiğit gayet iyi. Hoşça kal. Sana cevabımı vermiştim. Gitsen iyi olur. Gardiyan! Bak kızım, ben senin iyiliğin için buradayım. Cevabını hiç beğenmediler. Ve Yiğit'i kaçırmakla tehdit ettiler. Aklını başına al. Hayır, dokunamazlar ona. Dokundurtmam. Bu senin elinde. İnat etme işte. Ne yaparsan yap koruyamazsın onu. Dediler ki 2 gün düşünsün. Cevabı olumsuz olursa Yiğit'in başına geleceklere katlanır. Görüşme bitmiştir. Çıkarın beni buradan. İyi düşün Şule. Çok iyi düşün. Gidelim. Ulu Tanrım, ne olur sen Yiğit'i koru. Hadi bakalım çocuklar, gelin size makarna yaptım hadi. Hadi bakalım doyuncaya kadar yiyin aslanlarım hadi. Oley! Ha, koş 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 koş. Ha. Hadi gelin bakalım. Benim annem daha güzel makarna yapar. Ne zaman gideceğim annemin yanına? Kezban ablan kurban olsun sana. Üzülme paşam. Gelecek anan. Tamam, hiç üzülme. Kapıyı aç. Ne olmuş? Kim bu? Avcini öldürmüşler. Kim yaptı bunu? Avcini kim öldürdü? Kimi yaptığı belli olmasa da kimi yaptırdığı belli Şule abla. Dile ablaya şahitlik etti diye yaptılar. Gel olsma
sakin ol. Oğlunu düşün. Ama şimdi dışarıda beklemen gerekiyor. Hadi. Gel Gülen. Abla, abla, abla. Dilah. Tarık, Tarık vurulmuş Yılmaz. Abla, dur abla. Abla sakin ol. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Abla, İbrahim seni bu halde görürse çok yıkılır. Hiç olmazsa onun için sık dişini. Metin o. İnşallah Kaymakam Bey iyileşecek. Onun yapacağı çok güzel işler var. Hastayı kaybediyoruz. Arkadaşlar, acele edin. Hastayı kaybediyoruz. Harun, nereye gidiyorsun? İşini yarım bırakıp mı gidiyorsun? Gitme vaktim geldi artık. Haklısınız. Sizinle kutlu doğum için programlar yapacaktık. Demek ki nasip değilmiş. Baksanıza. Gitmem gerekiyor. Bak, öyle yağma yok. Burada işler duracak. Sen önce gidip hemen kurtulacaksın. Senin yaptığın devamıdır Kaymakam Bey. Böyle işi yarım bırakıp gitmek yok. Zaten orada işini yarım bırakanları rahat bırakmazlar. Peki ne yapacağız? Neler yapacağız ki? Kutlu doğum için mektuplar dağıtacağız. Kapı kapı gezeceğiz. Bu iş gayret ister Kaymakam Efendi. Zahmet ister. Adammış ruh olmak ister. Cennet o kadar ucuz mu? Acele edin arkadaşlar. Hemşire hanım yardım edin. Ameliyathane hazır mı? Hemen götürelim. Hadi tamam. Bir, iki... Üç, kaldır. Hadi. Merak etme Gülen. Her şey yoluna girecek. Şivan, ne oldu ha? Yetişebildin mi? Hakladın mı o şerefsizleri? Geç kaldım be Baran. Yetişemedim. Vurdular kaymakamı. Otan şerefsizini vurdum. Hemen neye yarar? Dağ gibi Tarık'ı vurdu namussuz. Bin tane otan.
Bir tane tarının tırnağı eder mi? İnşallah Kaymakam Bey iyi olur Şivan abi. İnşallah, inşallah. Kuşkamın Guli. İçeride birkaç parça çamaşır vardır. Örgütten çalmışım. Erkek işidir. Üstündekilerden iyidir. Hele değiştir. Rahat et. Allah razı olsun abi. Senden de, sizden de. Benim anama gitmem lazımdır Şivan. Kadıncağızın başına bir iş ederler. Ya bu Rasima'ya güven olmaz. Her taraf asker kaynar Baran. Dellendi mi sen? Başımıza iş açma. Anam bakar başının çaresine. Rasim abi bir şey demez ona. Korkma. Allah yardım eder. O Halime denilen karıyı öldüreceksin. Ben sana demedim mi Halime? Kız kaçarsa işim biter diye. Şimdi sözü tutma zamanı. Karı geberince oğlu Baran kendiliğinden düşecek elime. İşte o zaman yeğenim Remzi'nin öcünü alacağım. Sen hiç telaş etme ağam. Ben hemen hallederim. Hadi bakalım. Yapma Rasim ağa. Yaşlı dıl karı. Sana ne zararı var? Etme, eyleme, günahtır. Sen karışma bu işe Bese. De get işine bak. Bu köyde onlara yer yoktur artık. Dağ kimi yeğenimi öldürdüler. Hiç Allah korkusu yok mu sende Rasim ağa? Kadını öldürsen ne olacak? Bana bak kadın. Zaten bir kere yanlış ettin. O kadını sen üstüme saldın. Eğer bir yanlış daha edersen... Ne olur Rasim ağa? De Allah aşkına. Yoksa beni öldürürsün. Sen alışmışsın zaten vurmaya, öldürmeye. Dilin çok uzamıştır senin. Karı kısmının söz hakkı olmaz. Haddini aşma. Yıkıl şimdi karşımdan. Allah'ım sen Halime'ye yardım et. Allah'ım, kurban olduğum Rabbim, sen Baran'ımla gelinimi koru. Hayırdır inşallah. Kimsin? Halide aç kapıyı jandarma. Komutan, yoksa Baran'ıma bir şey mi olmuştur? De hele, de hele komutan. Yok Halide, telaşlanma. Baran Güley'i kaçırmış hapishanede. Şivan kaçırmış ikisini de. Köyde varlar mı yoklar mı diye aramak için geldik. Rasima! Rasima! Ne oldu ula? Ne bağırırsın kuyruğu sıkışmış it gibi? Şivan'la Baran Güley'i kaçırmışlar mapustan. Halime'nin evinin önünde de jandarma vardır. Vay şerefsizler. Demek hele ha. Beni iyi dinle. Asker köyden çekilir çekilmez bitireceksin o Halime denilen karının işini. Anladın mı beni? Hangi deliğe girerse girsin bulup öldüreceksin. Tamam ağam. Zakir. Buyur Halide. Senin evlenme işin vardı ya. He? Haber aldım. Tam sana göre kız bulmuşum. Allah'ın izniyle bu iş olacak. Allah senden razı olsun Halide. Ne zaman isteyeceğiz kızı? Acele etme. İsteyeceğiz elbet. Hemen önce bir iş vardır. Başım gözüm üstüne Halide. Ne demek?
Bak Zahir, şimdi gideceksin, doğruca Baran'ı bulacaksın. Diyeceksin yetiş, Rasim Ağa ananı vuracak. Anladın? Etme Halte, Rasim Ağa öldürür beni. Sen bilirsin Zakir. Ya dediğimi edersin ya da kızı unutursun, anladın? Yok yok Halte Bey. Hiç telaş etme. Hangi dağın deliğinde olsa Baran'ı bulacağım. Haber edeceğim onu. Diyeceğim bu kadardır komutan bey. Yalancı karı. Kim bilir nerede saklıyorsun ha katilleri. Rasim Ağa, sakin olun. Neye sakin olacağım ha? Neye sakin olacağım? Dağ gibi yeğenimi öldürdüler. Şimdi de bele ortalıkta dolaşırlar. Bakın Rasim Ağa. Senin yeğeni bu kadını öldürmedi. Eğer bu kadına bir şey yapacak olursan... En ufak bir baskı, zorlama... Karşında beni bulursun. Efendim? Ne? Tarık vurulmuş mu? Tamam, hemen geliyorum. Yürüyün. Ağam. Ağam. Ne olacak şimdi? İşten vaz mı geçeceğiz? Ne vazgeçmesi ula? Ne vazgeçmesi? Geberecek o karı. Sen işi kolla. Fırsat buldun mu öldüreceksin. Hı hı, tamam ağam. 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 Halte Bey dedi ki git Baran'a haber et. Gelsin anasını kurtarsın. Yalandan hel dedim. Haberin olsun ağam. Vay deli karı. Zakir. Şimdi Besriye'nin dediği kimi Baran'a haber et. O gelene kadar burada sağlam bir tuzak kuracağım. Baran da, anası da elimde can verecek. Sen nasıl istersen ağam. Hadi. Mihail. Ulan sen ne işi vardır burada? Botan vuruldu Mihail. Hastaneye kaldırdılar. Diğer arkadaşların hepsi öldü. Yalnız Botan sağdır. Kaymakamla beraber hastanede. Tamam. Sen git şimdi. Ortalarda görünme he mi? Hadi. Neden dağıtıyoruz bu mektupları? İçinde ne yazıyor? Sorular, sorular. Cevapları hemen buluvermek o kadar kolay değildir evlat. Daha çok çile ister, daha çok gayret ister. Ben her birinizin kapısını tek tek çalmak isterdim. Ama buna zamanım yetmedi. Kader böyleymiş. Şimdi gitmem gerekiyor. Giderken de sizden son bir şey istiyorum. Kutlu Doğum'da büyük bir program yapacaktık. Tıpkı Alemlerin Efendisi'nin çağrısı gibi. Her renk, her çeşit insan bir çatı altında. Renkler, diller aynı olmasa da bu ayrılık, bu gayrılık da hiç olmayacaktı. Hepimiz gül kokulu peygamber bahçesinde
güzellikler soluyacaktık. Yaşlısıyla, genciyle, kadını erkeğiyle hepimiz o gül bahçesinde güller derleyecektik. Güzel bir program ümit ediyorduk. Ama olmadı. Sen işini yap. Başkalarının işine karışma. Onlara söylemen gerekeni söyle. Buna destek verir misiniz canı gönülden? Evlatlarınızı verir misiniz bu güzel günler için? Hiçbir tehditten korkmadan söz verir misiniz? Söz veriyoruz. Olamazsınız. Bizim için yeterli bir inan verilmiş. Aynen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Çocuklarınızı alıp hastaneye gelin. Yılmaz Hoca orada. Bu kutlu doğum sizler sayesinde çok güzel olacak inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Anam, babam ve tatlı canım, sana feda olsun ya Resulallah. Nasıl böyle bir şey yapar Botan? Nasıl vurur kaymakamı? Dua edelim de ölmesin kaymakam. Yoksa karşımıza hayalet gibi bir kahraman alırız. Biz Önder'i Gandhi yapalım derken kendi elimizde kaymakamı Gandhi yaptık. Oldu mu şimdi böyle? Çatışma sırasında olmuş beyim. Ama asıl mesele Botan hastanededir. Hastanenin dört bir yanı polisle korunlu. Tamam. Cevat'la konuşur kaçırtırız Botan'ı. Yeter ki yaşasın. Bu Şiva'nın başımıza hep böyle bela olacağı belliydi. Temizleyemediniz gitti şu herifi. Burasıdır herhalde. Burasıdır Topal. Burasıdır. Bakın yanlış geldi Topal. Dur hele dur. Haber getirmişim. Kaltebesli'ye göndermiştir ben. Baran'a diyeceğim vardır. Ne haber ulan? Ula hele bir yalan de. Baran! Baran oğlum! Sana haber getirmiş. Gelsene ulan. Ne oldu Topal Zakir? Gel, gel, gel. Yoksa Rasim Ağa mı gönderdi seni ha? Rasim Ağa ananı öldürecek Baran. Besre'ye gönderdi beni. Baran. Dedi haber et Baran. Esker köyden çekilince Rasim Ağa ananı öldürecek. Sen ne dersin ha? Baran. Sen bizi aklınca tuzağa mı düşüreceksin? Baran. Vallahi billahi doğru söylerim. Zaten benim içim yanıyor. Öyle bir söylesin dur. Benim yüzümden bu hale gelmişsizdir. O günden beri pişmanım. Lakin bilirsin. Ben de emir kuluyum. Bu sefer Besri'yi alta gönderdi beni. Ulan, sulan, yalancı herif. Ben yer miyim? Ula Topal, ula kılı.
Ula Baran, ben anlamam. Bu adam yalan konuşuyor ula. Yok abi yok, baksana halına. Halinden bellidir. Bence doğru söyler. Eğer Rasim Ağa olsaydı kendisi de gelirdi buraya kadar. E gelir burada bitirirdi işimizi. İyi madem öyle dersen. Dur. Sen dur. Sen git. Hadi topal. Hadi emmi. Hadi. Sen git. Allah razı olsun. Yolun açık olsun. Hadi kalli. Hadi. Baran. Ha? Hadi hadi. Anamı öldürecekmiş işte Şivan. Duydun işte adamı. Ne dururuz? Bana bak Baran. Bana bak. Acele giden acele gider. Hele bu kişisin. Rehberi. Rehberi kargolanın. Burnu pislikten kurtulmaz. Bu yalancıdır oğlum. Peşine takılırsak bizi bir pisliğe atar. Biz kendi yolumuzdan gideriz. Anladın mı Baran efendi? Anladın. Anladım Şivan, anladım. İyi iyi. Sakin ol. Tamam abla. Hayati tehlikeye atladık. Dila. Sürekli gözlem altında tutun. Bir saate kadar kontrol edin. Dila abla. Sakin ol. Ben öldüreceğim tamam, seni. Tamam abla sakin ol. Dila, bırak. Ne olur dur. Dila. Tamam sakin ol. Dila. Hadi kalk. Kurban olayım bak. Gel. Geç otur. Anam. O zalim yaşıyor, Tarık ölüyor. Tamam. Neden? Allah'ım yarabbi sen bize yardım et. Sen güç kuvvet ver yarabbi. Avdo çabuk koş, su getir koş. Hadi. Dila. Geçmiş olsun oğlum. Sağ olasın. Dila kızım, geçmiş olsun. Bakıyorum cezaevi günleri unutulmuş. Derdini anlıyorum. Ama biz şikayetimizi Allah'a yaparız. Allah'tan şikayet etmeyiz. Neden diyerek rahmet sahibi Rabbimizi sorgulamayız. Hikmeti ne olabilir diye onu araştırırız. Kusura bakmayın. Canım çok yandı. O zaman iç yangınını söndürecek bir fırsat sana Dila Hanım. Tarık'ın yarım bıraktığı işler vardı mesela. Yarım bıraktığı iş mi? Kutlu doğum için bir program hazırlayacaktı. Şu durumda kendisi yapamayacak. Hikmetsiz iş olmaz. Belki de bu programı sizin yapmanız gerekiyordu. Ümidim o ki
Allah o gecenin hürmetine aciz kaldığınız bu hali üstünüzden kaldıracaktır. Ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Nasıl bir program bu? Yunus abi, Yunus abi, Dilya abla. Ver. Millet, millet kapının önünde toplanmış, sizi görmek istiyorlar. Tamam abla. Sen burada kal. Tamam. Ya bize kutlu donatı tutanacak burada çağırdı. Az önce kaymakam gelmişti. Dedi ki hastaneye gidin, çocuğu getirmiş. Çok yanık sesi vardı. Ne zaman geldi? 10 dakika yoldu ya, olmadı. Bize de geldi. Çocuğu istedi, kutlu doğum olacak dedi. Yılmaz hocaya getir dedi. Ama bu nasıl olur Yılmaz? Hocam. Hocam, arkadaşlar toplandı. Spor salonunda sizi beklerler. Kaymakam abi geldi az önce okula. Dedi, içinizden güzel sesli olanlar, iyi şiir okuyanlar gelsin. Sonra dedi, Yılmaz hocanızı çağırın. Yılmaz, Yılmaz bu nasıl olur? Yoksa Tarık... Abla. Abla şimdi bunu düşünme. O yaşıyor, hala hayatta. Ve inşallah kurtulacak. Ne oldu hocam? Geçmiş olsun. Kimdir? Yakınınız mıdır? Maalesef Kaymakam Bey içeride. Ve yaklaşık 2 saattir ameliyatta. Yılmaz hocayı duydun mu? Durumu çok ağır değildir inşallah. Allah yardımcısı olsun. Yakalayacağım ulan Baran seni. Hiç merak etme. Şivan'ı da geberteceğim. Babanla kardeşin gibi geberip gideceksin. Kuruyacak soyunuz sopunuz. Ağam buldum yerlerini. Dedim bele bele. Önce az şüphelendiler ama Baran inandı. Şimdi yola düşecekler. Herhal biraz sonra gelirler. İyi. Gelsinler. Gelsinler de görsünler dünyanın kaç bucak olduğunu. Get hemen adamları topla buraya getir. Baş üstüne begim. Hadi yürüyün. Ula bağa bakın. Çok mühim bir iş vardır. Eğer beceremezseniz yemin etmişem vallahi hepinizi vururum. Yeğenim Remzi'nin katili Baran'ı öldüreceksiniz. Bir hata edeni ben öldürürüm ona göre. Etrafı kollayın. Esker köyden gider gitmez her biriniz Halime'nin evi etrafında gizliden yer tutun. Emriniz olur ağam. Hele bakayım bu defa ne edeceksin şerefsiz Baran. Ne edeceğiz şimdi Şivan? Esker buradayken köye giremeyiz. O zaman biz de ya sabah geleceğiz. Ya da daha sonra. Belki birkaç gün yaklaşmamak lazım buralara. Her taraf gözetlenmektedir şimdi. Anana da bir şey demezler, korkma. Asker buradayken tırsar bir şerefsiz olur şerefsiz. Niye böyle geç kaldın kurban? Korktum öldüm valla. Kutlu doğum vardır ana. Öğretmen koro kurdu. Beni de aldı. İlahi okuyacağım. Hem de Kürtçe. İyi de Hasan'ım sen neye bilmiyorsun baba beleşlere kızar. Orada burada Kürtçe konuşma demedi mi sana? Ya bir şey olmaz ana. Kutlu doğuma. Demek kutlu doğum gelmiştir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Askerlerin hepsi gidiyor Şivan abi. Çok şükür.
Hadi hadi tez edek. Ananı kurtaralım köyden. Hadi kurban, hadi. Hadi Baran. Asker gitti hele mi? Daha bu evde durmayasın. Ben Baranlara haber ettim. Elbet gelip seni alacaklar. Lakin onlar gelene kadar Razım Ağa'dan korunmak lazım. Mesey, evden çıkarsan Baran beni nasıl bulacak? Ya sen ne edeceksin? Ben bekleyeceğim onları. De hadi yeter ki seni saklayak. Nereye gidersiniz böyle hanımlar? Besriye, sen eve git. Seninle hesabım sonradır. Razım Ağa, kurban olayım etme. Kıyma Halime'ye. Günahtır. Yahu tamam tamam. Zaten öldürmeyeceğim onu. Merak etme. Sadece yem edeceğim. Hem de kendi oğluna. Yürü yürü yürü. Hadi. Kes sesini kes. Sen de Besriye yengeni eve götür. Bırak beni. Sakın gözünü üstünden ayırma. Gel bakalım Baran Efendi. Yaptıklarının cezasını ödemeye gel. Rasim'i adam koymamış buralara. Çok şükür kolay olacak bu iş. İnşallah dediğin gibi olur. İnşallah. İnşallah Baran. Hadi bakalım. Ey derman edilir çareni bak ve gahiba. Nabibi Ahmet Mustafa ey derman edilir çareni. Canım bak buraları daha içten okuman lazım tamam mı? Hasretin yaktı beni de düştüm dağlara çöllere. Hasretin yaktı beni böyle, de düştüm dağlara çöllere. Tamam. Adı Ahmet Mustafa bu can ve kalbin dermanı. Adı Ahmet Mustafa bu can ve kalbin dermanı. Gözleri güzel. Şimdi buralara iki kere söyleyeceksiniz. Buradan akarak var tamam? Hadi çocuk. Bu can ve kalbin dermanı aşkından düştün çöllere. Bu can ve kalbin dermanı aşkınla düştün çöllere. Birindarım, birindarım. Ciderde te birindarım. Şevuruş es ahuzarım. Ey derman edil ucane. Yaralıyım, yaralıyım. Aşkından ben yaralıyım. Gece gündüz ne oluyor? Bu ses de ne? Bu can ve kalbin dermanı. Ay ne oluyor burada? Kesin dedim, kesin! Ne yapıyorsunuz burada Yılmaz Bey? Nedir bu rezalet? Çocuklarla çalışıyoruz. Bir nevi aktivite. Kutlu doğum hocam. Kutlu doğuma hazırlanıyoruz. Burada yapamazsınız böyle bir şeyi Yılmaz Bey. Benden izin aldınız mı? Hem bunlar yasak. Ayrıca bunlar irticai faaliyetler sayılır. Benim olduğum yerde böyle şeylere izin veremem. Aysun Hanım. Kutlu doğum devletin resmi takviminde var. Ayrıca bu çalışmaları ders saati dışı yapıyoruz. Sonra bunun kime ne zararı var? Bana zararı var. Yetmez mi? Derhal bitirin bu çalışmayı. Elimizden geleni yaptık. Ameliyat çok zor geçti. Bence hazırlıklı olsanız çok iyi olur. Tamam arada
Efendim sen soruyor. Çok sıkıştırıyor. Tamam Kezban. Geliyorum. Durumu nasıl abla? Doktor her şeye hazır olun dedi. Abla. Abla bırakma kendini. Halo Yakup'u duydun. Bak o sana bir görev verdi. Boş adam değildir bilirsin. Sen şimdi sadece o gece için yapman gerekenleri yapmaya bak. İnşallah Tarık kurtulacak. Nasıl geçti çalışmalar? Aysun Hanım ilk taşı koydu. Okulda çalışamayacağız. Yarın yeni bir yer bulmamız gerekiyor. Bulacağız Yılmaz. Söz verdik. Bir şekilde çözeceğiz bu işi. Ana! 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 Ne oluyor lan? Sakın kıpırdamayın! Ulan karı kırıklı herifler. Ya madem tuzak kurarsız. Ulan karıyı ne bağladınız ha? Ulan size inşallah korkusu yok mu lan? Tüpü! Kalıbınıza tüküreyim. Ulan şeref sırası nerede dur lan? Çok konuşma lan. Kadını çözün. Rasim Ağa oğlunun cenazesini kucağına almadan ölmesin dedi. Size. Bırakın da bizi. Şerefsizler. Ula erkekseniz erkek gibi dövsenize. Çözün lan kadını. Götür. Bırak. Çocuklar? Babam geldi, yaşasın. Babam nerede anne? Gel İbrahim. Onun biraz işi var oğlum. Gelemeyecek. Dayı, ben de ilahi söyleyebilir miyim? Tabii yeğenim, tabii söylersin. Niye olmasın? Ben kutlu doğumda ilahi söyleyeceğim. Evet dayıcığım. Kutlu doğum ne? Peygamber Efendimizin doğum günü yani. O kim? Sen peygamberimizi bilmiyor musun? Hadi, hadi bakalım. Yarın sabah anlatırsın, yatma vakti geldi. Of anne ya, daha oynayacaktık. Hadi, hadi bakalım. Ya siz açsızdır. Hemen bir şey hazırlayayım ha. Tamam, tamam Kezban. Hadi bakalım yatağa. Verin oyuncaklarınızı. Ben hep annemle yatardım Dila teyze. Annemi çok özledim. Hmm.
Ne olur beni ona götür. Maalesef Yiğit. Artık hapishaneye dönmeyeceksin. Ama belki annen çıkar ha? O bize gelir. Biliyorum o gelmez. Gelmeyecek. Ben de öyle sanmıştım. Allah'a çok dua ettim. Annem geldi. Sen de dua et. Allah'tan iste. Senin de anne gelir. Dua etmek? Ben bilmiyorum ki nasıl dua edilir. Annen göstermedi mi içim hiç sana? Anlatmadı mı? Ben sana öğretirim. Hadi gel ben sana uyku öncesi duayı öğreteyim. Bak önce böyle diyeceğiz. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni. Can bedenden ayrılınca. İmanla Kur'an'la gönder beni. Hadi o zaman. İkinize de hayırlı geceler. Hadi bakalım yatağa. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Şimdi de anne duası edeceğiz. Elleri böyle açacaksın. Böyle mi? Hı. Allah'ım, ne olur annemi bana gönder. Ne olur annemi bana gönder. Bana onu sadece sen getirirsin. Bana onu sadece sen getirirsin. Güzel Allah'ım, ne olur annemi koru. Onu sev. Güzel Allah'ım, ne olur annemi koru. Onu sev. Onu sev. Amin. Amin. Anneciğim, neredesin anneciğim? Ne yapıyorsun küçüğüm? Annemi arıyorum, onu bulamıyorum. Bana şiiri okuyunca gelecek demiştiniz ama gelmedi. Daha şiir okumadın ki Yiğit oğlum. Hele bir oku bakalım. Göreceksin, annen kendisi gelecek, bulacak seni. Tamam o zaman. Ben çıkıp okuyacağım. Hadi bakalım. Canım peygamberim. Ne güzelsin, ne yücesin. Sen ey ufuk peygamber. Dilimizde tek ecesin. Sen ey ufuk peygamber. Alemlerin sultanısın, gönlümüzün hanısın, canlarımızın canısın. Sen ey Şefik peygamber, alem sana muhtaç, ayağın başımıza taç, adın derdimize ilaç. Sen ey Habib peygamber, ümmetin için ağladın, karnına taşlar bağladın. 23 senede çağladın. Sen ey masum peygamber. Dünya seni buldu. Yesrib Medine oldu. Kalpler imanla doldu. Seninle ey peygamber. Ölümden kurtuldu kızlar. Korunmaya durdu hızlar. Senin yüreğin sızlar. Bizim için ey peygamber. Adına kurban olayım. Senin için solayım. Kulun kölen olayım. Benim canım peygamberim. Yiğit. Anne.
Oğlum! Yiğidim! Oğlum! Anneciğim, seni çok özledim. Ben de yavrum. Ben de yiğidim. Senin için geldim. Okuduğun şiiri dinlemek için. Herkes çok beğendi. Beni onun için serbest bıraktılar. Anne. Anneciğim. Anne. Ne oldu Yiğit? Yoksa rüya mı gördün? Yiğit, nereye gidiyorsun? Tamam. Tamam, çok iyi Avdu. Doğru söylüyorsun. Sen çocukları hemen oraya topla, biz de geliyoruz. Avdu mekanı ayarlamış abla. Hemen gidelim. Çocuklar bizi bekliyor. Zaman daraldı. Tamam Yılmaz. Abla. Abla ne olur artık iyi ol. Tarık iyileşecek. Bunca dua. Hele ki böyle bir günde. Allah o mübarek gecenin hürmetine, bu güzel duaların hürmetine sana verecek onu. Dila abla. Dila abla. Ne oldu Yiğit? İyi misin oğlum? Ben de şiir okumak istiyorum. O gecede kutlu doğumda ben de şiir okumak istiyorum. Olur mu? Hayırdır Yiğit? Nereden çıktı şimdi bu? Rüyamda gördüm. O sakallı amca bana dedi ki, şiiri okursam annen gelecek dedi. Annem geldi Dile abla. Tam ona sarıldım, sıkı sıkı öpemeden uyandım ama. Okuyabilirsin tabii Yiğit'ciğim. İstediğin şiiri okuyabilirsin. İbrahim sana birkaç şiir ezberlemen de yardımcı olabilir. Değil mi oğlum? Hı hı. Ben biliyorum şiiri. O şiiri okuyacağım. O şiiri bana amca öğretti. Beyaz sakallı amca. Canım peygamberim. Ne güzelsin, ne yücesin. Sen ey ufuk peygamber. Dilimizde tek ecesin. Sen ey ufuk peygamber. Alemlerin sultanısın. Gönlümüzün hanısın. Canlarımızın canısın. Sen ey Şefik peygamber. Alem sana muhtaç. Ayağın başımıza taç. Adın derdimize ilaç. Sen ey Habib peygamber. Bu ilçede bu çapta yapılacak bir faaliyet ne yapar biliyor musunuz? İnsanları yeniden birbiriyle kaynaştırır. Yıllarca bu iki halkı birbirine bağlayan tek şey din. Din, Türklerle Kürtleri birbirine bağlayan çimentodur. Türk ve Kürt kavgasını körüklemek için çimentoda, yani dinden uzak durmak gerek. 30 yıldır peygamber mezarlarıyla dolu bu topraklar üzerinde Marksizm ve sosyalizm propagandası yaptık. Hem de o topraklar üzerinde tepine tepine. Dini unutturmak için onca mücadele yaparken şimdi bir kaymakamla karısı gelip her şeyi mahvetsin mi istiyorsunuz? Bana bakın, hemen gidin ve bunun olmasına izin vermeyin. Aysun, sen öğrencileri topla hemen. Alternatif sosyal aktiviteler yap. Sinema filmleri, geziler, ne yapıyorsan artık. Çetin, sen de örgüte git, insanları sıkıştırsınlar. Bu faaliyetlere katılacak çocukları ailelerine şikayet etsinler. Çok da iz bırakmasınlar, sonra altından kalkması güç olur. Bu halk henüz ateizme hazır hale gelmedi. Ey derman ey derman ey derman ey derman ey derman ey derman. Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sabahlar. Otur otur.
Şimdi... Hasan burada yok. Hasan nerede? Gelmedi hocam, babası izin vermemiş. Hay Allah. Nerede oturuyor Yılmaz? Gider konuşuruz babasıyla. Razime Ağa'nın köyünde. Gençler çalışsın. Hem gider babasıyla konuşuruz hem de insanları kutlu doğuma davet ederiz. Zaten gidecektik, öne almış oluruz. Tamam, olur o zaman. Siz çalışın çocuklar. Hadi. Hadi abi. Hadi hadi şunu okursana abi, çalışayım ben de ya. Bak hele be sen. Hele be sen. Kız Halime. Ne arıyorsun burada? Görürlerse seni öldürürler. Gel, gel şöyle. Gel, gel şöyle. Besey, kurban olduğum de bana. Baran'ım ne haldedir? Rasim Ağa Zuzan'ı bekliyor. O gelince Baran'ı öldürüp Şivan'ı da teslim edecek örgüte. Sen ne dersin Besey? Ne edeceğim ben şimdi? Gözün seven bana yardım et. Göz göre göre Baran'ımı öldürecekler. Benim elimden de gelir Helim. Her yer adam doludur. Adım atsak haberleri olur. Askere haber etsem belki kurtulurlar. Hemen asker gelse. Bu defa ne yapacaklar? Ben ne edim Besey? Sen de. Besey git Baran'ıma de. Anam bela edecek. O ne derse onu edeyim he? Doğru dersin Helime. Ben gider sorarım. Sen benden haber bekle. Dağlar olmasaydı kule, etrafı solmasaydı. Size yemek dayı getirmişim. Kusu gelmiş dayı. Kısa ne olur bizi çıkar buradan Altabasya'ya. Gülem dağ başında bir başına kalmıştır. Ne eder oralarda? Dayı. Etme ne olur. Edebileceğim bir şey yoktur Baran. Her taraf adam kaynıyor. Of. Bu defa Rasim Ağa öldürür beni. Hem ananı yedir. Dedi eğer bu adamların elinde kalırlarsa ölecek. Onlar da ederse askere haber edeceğim. Yok halde. Sakın. Anama da böyle bir şey etmesin. Hele beni bir içeri aldılar mı? O çetingir beni zaten haklar. Baran doğru söyler. Doğru söyler Holti. Ya ne olacak oğul? Böyle olur mu? Zalimlerin niyeti kötü. Üzülme sen Holti. Üzülme. Allah'ın izniyle bir yolunu bulacağız. Allah'ın izniyle bir yolunu bulacağız. Halte, beni iyi dinle. Sen anamı Şivan'ın mekanına gönder. O Gülem'in yanına gitsin. Biz geceden beri yokuz. Etrafı Gülem dellenmiştir şimdi. Olsa, yani anamı da hiç de leş etmesin. Şivan da dedi. Çıkacağız buradan. Ey, ben aynen böyle derim. Hele siz kendinizi düşünün. Ne edeceksiniz? Allah büyütür Halte. Allah büyütür. Allah büyütür. Hey Baran, hey Baran kardeş, hey Biremin. Bu herifler ne edeceğiz Rasim Ağa? Hele dur bakalım. Botana ulaşamadım daha. Örgüte danışmadan bir şey etmek istemem. Rasim'in adamlarından biri beni görecekti. Kendimi zor attım buraya. Helime, Baran dedi. Anam gitsin. Gule yalnızdır dağda. Geceden beri yokuz. Korkar. Başına bir iş gelir. Gule'nin yanına gitsin. Biz de geleceğiz. Hiç telaş etmesin dedi. Yok be sen. Ben Baran'ımı Rasim'in eline bırakıp nasıl gideyim? Sen Baran'ı dinle Helime. En doğrusu gitmen olur. Oğlan doğru der. Şimdi bunlar kaçacak olsa sen ayaklarına bağ olursun. Seni de bırakamazlar. En iyisi sen önden geç Şivan'ın mağarasına. Hem Gule yalnız kalmaz hem de sen Baran'la Şivan'ın ayağına bağ olmazsın. Tamam. Ama ne olur onlara bir şey olmasın be sen. Ne olur yardım et. Elimden ne gelirse yaparım Helime.
Ben sana ne dedim be Sait? Bu kaçıncı ihanettir? Sen benimle oyun mu oynarsın ha? Rezil garip. Ula Ayhan, yürüyün karıyı takip edin. Güley'i de Halime'yi de öldürün, anladınız beni? Tamam ağam, yürüyün lan. Öldüreceğim ula seni. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Vur Rasim'a, vur. Elbet biri de senden çıkıp hesap soracak. Konuşma. Kim benden hesap soracak? Ha? Kim? Alo? Ne? Botan yaralandı mı? Tamam Zozan komutan. Oha sen gel, bu ikisini al. Yürü ulan. Yürü. Öldüreceğim seni. Yürü. Yürü. Abdu dur. Şunlara soralım. Selamun aleyküm Holte. Hasan Bulut'un evini ararız. Nerededir? Ula ne dersin sen? Ben sana Kürtçe dinlemeyeceksin demedim. Başımıza iş mi açacaksın? Bir ömür mahpusta mı çürüyeceksin? Baba ne etmişim ki? Beni niye mahpus alsınlar? İlahidir. Zıkkımın kökünü etmişsin. Sen bilmiyorsun. Ben iki kelime Kürtçe konuştum diye başıma ne işler geldi bilmiyorsun. O kara bela beni zindanlarda, o soğuk suyun altında joplan dövdü. Aç susuz bıraktı. Dedim ben sana ne etmişim. Niye böyle edersin? Dedi eğer böyle bir daha Kürtçe konuşursan seni gelir vururum dedi. Rahmetli anam Türkçe bilmezdi. Ben korkudan anıma iki laf bile edemedim. Çünkü bilirim bu kara bela çetindir. Dedikini yapar. Şimdi sen de kalkmış Kürtçe ilahi okuyacağım dersin. Niye? Ben ölmüşüm. Ben sana Kürtçe hiçbir şey okutmam. Bunu böyle bil. Bak, yarama iyi bak. Bu yara Kürtçe konuştuğum içindir. Eğer sen de böyle bir yara olmasın dersen, o halde Kürtçe konuşmayacaksın, o kadar. Hele sus, vallahi geldiler. Kürtçe yok ha, hep Türkçe. Kürtçe yok. Babu? Yoksa beni almaya mı geldiler? Vallahi hiçbir yerde söylemedim. Sadece evde okudum. Hayırdır bacı? Kim aradınız? Siz Hasan'ın annesisiniz herhalde. He. Ben kaymakamın eşiyim. He. Hasan'ın sesi çok güzel. Bu gece kutlu doğumda ilahi söylemesi için çalıştırıyordum. Ama izin vermemişsiniz diye söylediler. Ne bileyim. He, vermedim. Vermem de. Önce Kürtçe ilahi söyleteceksiniz. Sonra da niye söyledin deyip mahpuslarda işkence edeceksiniz. Hiç kusura kalma. Vallahi ben çocuğu vermem. Kürtçe bilmiyor. Abi bak. Ben onun öğretmeniyim. Böyle bir şeye asla müsaade etmem. Kaldı ki artık bunlar suç değil. Ya kardeş, yok dedim. Sen laftan anlamaz mısın? Ben böyle duymadım, görmedim. Hadi kurban, yolunuza. Babu. Sısıla, gir içeri. Hadi siz de işinize. Ne yapacağız abla? Yapacak bir şey yok.
Belli ki birilerinin gölgesi bizden önce dolaşmış burada. Şimdi sıra bizde. Hadi. Ev ev dolaşıp herkesi davet edeceğiz. Daha sen o taraftan git Abdu. Biz de bu taraftan tamam gideceğiz. Abi. Ağam, kaymakamın karısıyla Yılmaz Hoca ev ev dolaşıp insanları kutu doğuma çağırırlarmış. Yok ya, bu köy sahipsiz mıdır? Bana sordular mı ula? Yaptıkları da ödeyeceksin Rasim ağa, ödeyeceksin. Herkesi meydana toplayın, tamam mı? Anladınız mı? Siz şu tarafa doğru gidin. Siz de benimle birlikte gelin. Aşağı doğru gideceğiz, anlaşıldı mı? Buyur bacım. Abla, akşam kutlu doğum programı var. Gelirsiniz değil mi? Ha, gelirim. Akşama tamam. Mutlaka bekliyoruz. Gelin olur mu? Abla, abla koş. Koş abla. Koş, çabuk. Hadi abla, hadi. Koş, koş. Gelinler, gelin. Hadi, hadi. Toplayın şunları, hadi. Yürüyün, yürüyün. Çabuk, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Çabuk olun biraz. İtiraz etmeyin be! Yürün! Yürü lan sen de! Neredeler söyle. Benim evdeler. Sen götür eve. Emredersin oğlum. Hadi üçünüz benimle gelin. Konuşmayın. Hele açılın, kaplarımı alacağım. Anan gitti Baran. Rasim ağa peşine adam taktı. Tez yetişin. Yoksa Gule'yi de Helime'yi de öldürecekler. Ne dersin Halte? Tamam Halte, tamam. Hadi dışarıda kaç kişi var? 4 kişi var. Allah, Allah senden razı olsun. Bize çok iyilik ettin. Sen şimdi git. Sen de bilmesinler. Gerisini biz hallederiz Halte. Nasıl edeceksiniz oğul? Yapamazsınız. Sen de dimet Halte. Sen de dimet. Hadi çık şimdi hadi. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun Halte. Allah yardımcımız olsun. Sonrasın. Baran. Şuraya girelim abla. Yılmaz, ne yapacağız? Alo Yusuf komutan. Rasim Ağa'nın köyündeyiz. Susun lan! Teröristler köyü bastı. Bu köyden hiç kimse kutlu doğuma gitmeyecek. Bu ülkede yapılan kutlamanın dilimizde hiçbir yeri yoktur. Var mıydı beladet eskiden? Bu devlet uydurmasıdır. Tamamen bidattır. Hiladır. Yılmaz, bu iş nasıl olacak? Hiçbir yere öğrencilerin çoğu bu köyden. Anladınız. Eğer her tarafta bunu yaparlarsa insanlar korkar, gelemez. Dur abla. Dur. Sakin ol. Önce buradan çıkmayı düşünmeliyiz. Kutlu doğuma gelince Allah'ın izniyle o iş yarım kalmaz. İnşallah. Haydi bismillah. Hadi, hadi. Bak şimdi oğlum. He. Yandım. Lan. Yan. Lan. Yandım lan. Yandım. Ah. Ula bu da çok zayıf şah. Şivan hadi kalk. Yoksa Gule'yle anamı öldürecek bu zalim. Asıl sor. Biri gelin. Biri gelin. Allah Allah. Gitti bu adam, gelmedi ya. Hop.
silah. Hadi koçum, hadi. Hazır mısın? Hazır. Hadi. Varım bunlar tamam, hadi, hadi. Çatışma çıktı, çabuk olun. Hadi. Çatışma çıktı, çabuk. Koş. Çabuk, çabuk. Koş. Zaman kaybedemeyiz, hadi gidelim. Zaten hepsiyle baş edemeyiz, bitirirler bizi. Ne biçim kadaysın lan sen, he? Söyle lan, ne tarafta yuvarsa? Buradan gider, hadi. Yürü o zaman, yürü. Hadi, hadi, hadi çabuk. Gebertin şunların ikisini de hadi. Onların leşlerini istiyorum ikisinin de hadi. Yürüyün, koşun, yürü. Durun. Asker geliyor. Anlaşıldı, tamam. Allah kahretsin. Hadi yürüyün, geri dönüyoruz, hadi. Ne oldu bunlara? Ne takip etmezler bizi ha? Boş ver şimdi Şivan, hadi gidelim. Yürü o zaman. Hadi Baran, hadi. Gule! Gule ben geldim kızım, ses ver hele Gule! 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 Elma ana! Elma ana! Gule! Sen nasıl gelmişsin buraya? Baran demiştir yerini. Koştum geldim. Ya Baran? Baran nerededir? Razım ağa onlara tuzak etti Gule. Hema korkma, Besey'le haber gönderdi. Kaçacaklar. Buraya gelecekler. Gerçek mi? Gule. Aha, oradalar. Hadi bitirek işlerini, yürüyün. Abdu, hadi arabayı çalıştır. Yılmaz, elimiz boş dönüyoruz. Ne yapalım abla? Elimizden geleni yaptık. Hasan korunun en iyisiydi. Ama sonuçta tesir ettirmek Allah'ın elinde. Elimizdeki çocuklarla çok güzel şeyler yapacağız. Hadi abla. Bey, bak hele, bunu bizim evin önüne atmışlar. Nedir ki bu? Bilmiyorum ki. Örgüt atmıştır yine. Kim bilir ne bildirisi? Yok, örgütün zarfına benzemez pek. Hodeyu melevket leser peygambere. Gelek selavat dinin. Ey mümine hunji vira selavata binin. Salava hodelli ser vabe asab penci uşeş. Aman Allah. Çocuğu gönderek bey. Baksana koskoca Halo Yakup evimizin önüne kadar gelip bize mektup bırakmış. Benim içim el vermez ki bel olsun. Haklısın valla. Zaten bir tane peygamberimiz vardır, bu yalan dünyada teselli bulacak.
Onun için ya. Göndermeyeceğiz de kim için göndereceğiz? Öyle hep korku, hep korku. Çetin gelse silah dayasa her bir şeyine he deriz. Ama yok, bu defa böyle olmayacak. Hasan! Hasan! Buyur baba. Kulağa sok. Hazırlan. Kutlu doğuma gideceksin. Hem İngil'e söylerim. Kamyonetle seni şehre atar, tamam mı? Tamam baba. Hadi. Ne demek? Nasıl hala program devam eder Çetin? Böyle bir şey olabilir mi? Hem de bizim bölgemizde. Ne deriz karar kurulunda? Patronlara düşünsenize. Hepimizin topunu attırırlar. Anlayamadık efendim. O kadar hızlı oldu ki her şey. Sanki hayalet gibi yaptılar her şeyi. Kaymakam vurulmuş, hastanede öldü ölecek. Ama işler tıkır tıkır yürüyor. Git çevirme yap. İlçeye giriş çıkışlar azalsın. Köylerden katılımları engellemiş olursun. Örgüte de haber ver. Bu geceyi bassınlar. Zozan bu geceyi basacak. Anlaşıldı mı? Onlar yaptı gözükürse çok daha iyi olur. Biz gitmeyelim bu işte ok altına. Emredersiniz efendim. Hadi bakalım. Seni yeniden göreve getirmek çok kolay olmadı Cevat. Tabii bu kadar sıkıntının da bir karşılığı olmalı, öyle değil mi? Hatta iki karşılığı. Buyurun. Birincisi, Botan'ı hastaneden çıkaracaksın. İkincisi ise ilçeye girecek olan teröristlerin rahat girişini sağlayacaksın. Efendim, öyle bir şey yapamam. Orada bir sürü insan ölebilir. Bak Cevat. Bazen işlerin yürümesi için birilerinin ölmesi gerekiyor. Bu tabiatın bir kanunu. Sen böyle yaparak vatanına hizmet etmiş olacaksın. Bakın ben... Yok, hayır efendim. Böyle bir şey yapamam. Seni severim, bilirsin Cevat. Bunların eşinin, hatta medyanın eline geçmesini istemezsin herhalde. Ne olur daha hızlı Şivan. Ne olur. Gel şuradan. Eyvallah kızım. Hey ana. Ulakar! Şivan. Halim ana. Kaç kızım. Kaç kule. Ana. Ulakar. Halim ana. Sesini duyuyor musun? Baran sakin ol. Zaten geldik. Sabret abi. Sabret. Bu ne? Ana! Bu ne kal? Koşun, koşun!
Ana! 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 Hadi. Ana! Hadi. Ana! Ule! Ana! Ule! Ana! 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 Hadi yürü! Ana! Hadi lan. Ana! Baran çabuk! Hadi lan! Hadi! Hadi lan! Hastaneye götür Şivan. Hadi al kızını al bana. Hadi al kızım. Al sırtını. Hadi bana. Güle dayan. Dayan Güle. Bana. Gel bana gel. Hadi. Ben onu. Bari kuleyi kurtarak Baran. Ana. Ana ne oldu sana? Ana ne oldu sana? Bahtsız anam. Baran. Yetişemedim anam. Ben Baran, Ahmet kuleyi kurtarak Baran. Hadi. Hadi koçum. Hadi Baran. Hadi Baran. Hadi Baran. Hadi oğlum. Hadi koçum hadi. Ana. Dünya tabi gelse derdime çare, dünya tabip gelse derdime çare, derdimin dermanı ana bombala kalsın, derdimin dermanı Neye durdurdun? Ne güzel çalardı. Görmüyor musun emmi? Kara bela gene çevirme yapar. Kasetin bir yüzü Türkçedir, bir yüzü Kürtçe. Türkçe yüzünü çevirem ki bize bir şey etmesin. Nereye böyle bu saatte? İlçeye dönerim. Köye kum bırakmışam. Tak şu kaseti çalsın. Bir ismin Ahmet efendim, bir ismin de Muhammed. Arkasını çevir. Temiz efendim.
Devam edin. Örgüte haber verdim. Bir saat orada olurlar. Orayı kan gölüne çevirecekler. Kutlu doğumları başlarına patlayacak. Bir tane alabilir miyim? Sağ olasın. Nerede bu çocuklar? Nerede kaldın Yılmaz? Sorma abla ya. Berfin ateşlendi biraz. Neyse Kezban yanında kaldı. Babam nerede anne? Bugün gelemeyecek. Biraz meşgul şu anda. Şiirimi dinlemeyecek mi? Belli olmaz oğlum. Belki gelir dinler. Ne zaman başlayacak abla? Annemi çok özledim. Bir an önce okuyacağım şiirimi. Bir an önce annem gelsin istiyorum. Az kaldı Yiğit'ciğim. Az kaldı. Az kaldı. Hocam. Hocam ben gelmişim. Nasıl geldin? Hasan kaçmadın değil mi? Yok hocam. İnanmayacaksınız ama anam bir mektup bulmuş kapının önünde. Babam okuyunca vallahi hemen gönderdi beni buraya. Tamam iyi. Hadi geç bakalım arkadaşlarının yanına. Hadi geç başlayalım. Geçelim abla. Hadi çocuklar geçin bakayım siz de. Al şöyle, al şöyle. Ben bakarım. Tamam, devam etsin. Peki abi. Dayan Gülen. Dayan. Baran, bundan sonrasını sen götür artık. Allah kuleyi sana bağışlasın. Allah yardımcın olsun. Hadi Baran. Hadi. Dayan Gülen. Dül dül oğlum. Allah yardımcılar olsun. Hadi oğlum, hadi. Kalın. Dedim, oğlum. Bak bunları mutlaka imzalatman gerekiyor. Yardım edin. Yardım edin ne olur. Kurtarın. Sedye'yi getirin. Ne olur kurtarın onu. Yavaş. Dikkatli olun. Ya Halo, ne dersin? Vallahi benim aklım almaz böyle işleri. Vallahi almaz Halo. Ey derman edince ne çare bir fakre kahiva. Ey derman edince ne çare bir fakre kahiva. Nabevi Ahmet Mustafa ey derman edince ana derman ilan. Ey derman edince ne çare bir fakre kahiva. Ey derman edin cana çareli fakre kahiva. Naveli Ahmet Mustafa ey derman edin cana derman edilen. Bak bu saatli taraf bombanın siyah tarafı, tamam mı, anladın mı beni? Ona göre sen bunu sahnenin tam altına bırakacaksın. Tamam mı, anladın mı beni? Bak çok dikkatli ol, sakın yakalanayım deme. Ula ula. Biz de uzaktan saldıracağız. Bana bak, yakalanayım deme.
paşa değildir beni buraya getirdiği. Ula Şivan, ne sersemsin sen ya, ne sersemsin. Çok dikkatli taşı, tamam mı? Başına bir şey gelmez. Yola çıkın, hadi gidin artık. Düldür, düldür. Oğlum dur, gel oğlum. Hazır mısınız? Birazdan ortalık kan dinledim. Kaçmak için de bombayı kullanacağız, anlaşıldı mı? Canım peygamberim, ne güzelsin, ne yücesin. Sen ey ufuk peygamber, dilimizde tek gecesin. Sen ey ufuk peygamber, alemlerin sultanısın. Gönlümüzün hanısın, canlarımızın canısın. Sen ey şefik peygamber, alem sana muhtaç. Ayağın başımıza taç, adın derdimize ilaç. Sen ey Habib peygamber, hadi ateş edin. Ümmetin için ağladın, karnına taşlar bağladın. 23 senede çağladın. Sen ey masum peygamber, dünya seni buldu. Yesrib Medine oldu. Kalpler imanla doldu. Seninle ey peygamber. Kusura bakmaz Ozan, edemeyeceğiz. Hepsi akrabalarımızdır. Benim anam oradadır. Benim de akrabalarım oradalar. Nereye gidiyorsunuz? Durun! Durun dedim size! Durun! Ölümden kurtuldu kızlar. Korunmaya durdu hırzlar. Senin yüreğin sızlar. Bizim için ey peygamber. Dağların nişanız Ozan. Ezdevekki, Kevade kuzum. Tek başına kaldın, değil mi Ozan hanım? He? Tek başına. Sen benimle uğraşacağına, 10 saniye sonra patlayacak olan bombayı bulsan iyi edersin. Adına kurban olayım. Senin için solayım.
kulun kölen olayım. Benim canım peygamberim. Canım size feda olsun ya Resulallah. Sürmesi düşünülen eylem planlarımızın müsveddeleri dahil el yazmalarımız, imzalarımız, ses kayıtlarımız ele geçti. Korkarım yakında görüntülü kayıtlarımız da ele geçecek. Bu kadar beceriksizlik olur mu? He? Onca ele geçen belgeden sonra oyun oynuyorduk demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Beyler, herkes anlasın artık. Yaşadıklarımız oyun değil, gerçekle yüz yüzeyiz. Efendim, asıl hata başta yapıldı. Kaos oluşturma, zemin hazırlama planlarıyla çok vakit kaybettik. Hükümet yeni iş başına geldiğinde balyozu vurup milleti kafesleyelim demiştik. Ne oldu? Şimdi bekliyoruz, sıra bize ne zaman gelecek? Efendim, kendimize bile itiraf etmek istemediğimiz gerçek şu ki, diktatörlüğümüz bitiyor. Herkesi karşımıza aldık. Bu halk içinde bize dost, sadık diyebileceğimiz kim varsa kullanıldıklarını anladılar. Sağ sol çatışmalarıyla gençliği, Sünni Alevi, Kürt Türk kavgasıyla halkı, aydınları, herkesi karşımıza aldık. Bu işler güç kullanarak olmuyor. Düne kadar mahallenin önünden geçemez dedikleriniz yatak odalarımıza girdi. Artık gidiyoruz, bunu görmek lazım. Hepimiz korku ve panik halindeyiz. Sıra ne zaman bize gelecek diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Yıllarca rejim tehlikede, irtica geliyor diye ülke insanının üzerine gittik. Yandaş medyamızda, ekranlarda ve köşe yazılarında halka karşı savaş açtık. Ama halka karşı savaşılamayacağını anlamalıydık. Bu halk kimin kahraman, kimin kendi için, kimin de kendi aleyhine çalıştığını biliyor. Efendim, arkadaşımız çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. Güneydoğu'da bir caddenin bile ismi değiştiriliyorsa bunu önemsemeliyiz. Bu halk eski halk değil. Oynadığınız oyunun farkındayız diyorlar ve artık üzerimize geliyorlar. Daha ne bekliyoruz efendim? Sabır diyorsunuz, vakti gelecek diyorsunuz. Bizim de konuşacağımız zaman gelecek diyorsunuz ama bağışlayın. Ne zaman konuşsanız konumumuz daha da sarsılıyor. Elimiz güçlü dedikçe olan bize oluyor. Asırlardan beri bu ülkede hukuk da, iktidar da, sivil toplumda, medyada her şey bizdik. Şimdi ne oluyor? Köylüler hesap soruyor. Balyozlar bize iniyor. Kafeslere arkadaşlarımız giriyor. Şimdi sürecin gittiği yer belli. Bir iki blöf yapacağız ama yiyeceklerini zannetmiyorum. Bu işin daha da ileriye gitmesi sıranın bize geleceği demektir. Defalarca bir araya geldik. Saatler süren toplantılar yaptık,
değişen pek bir şey olmadı. Kimseye mesaj verip yolundan geri çeviremedik. Şimdi yapılacak tek şey kaldı. Bir şekilde anlaşma yolları arayacağız. Daha fazla açığa çıkmadan, sıra bize gelmeden bu işi kapatmaya çalışacağız. Efendim, aleyhimize gelişen eş zamanlı işleyen süreçler var. Bunlarla ilgili karşı tedbirlerimiz ne olacak? Sizin anlaşma girişimlerinizi mi bekleyelim? Çok yönlü eylem stratejimiz devam edecek. Bir taraftan anlaşma yolları ararken, diğer taraftan tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Erken kondu davası işi mutlaka bitmeli. İstendiğinde nasıl el çektirildiğini gördük. Bir yolu bulunup ekibin yerleri değişmeli. Gizli tanıklar bulunup konuşmaları engellenmeli. Olmazsa susturulmalı. Bundan sonraki güç kaynağımız mahşerin beş atlısıdır. Alınması gereken diğer bir tedbir konusu da yargı reformunun önünün tıkanması olacak. Aynı zamanda kurumlar arası kriz çıkartarak devlet krizi haline getirmeliyiz. Gerekirse toplu istifalarla baskı kurmalıyız.